Günaydın Hamdi Hocam. Hoş geldiniz. İyi pazarlar diliyorum. Teşekkür ederim Ceyda. Sana da iyi pazarlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün gazete manşetlerinde Canini ön plana çıkmış hocam. Tabii dün attığı iki golün ardından biri penaltıdan olmak üzere neredeyse bütün manşetlerde Canini yerim başlıkları dahil tüm başlıkları gördük performansına vurgu yapan. Ee bakasetasın yokluğunda özellikle hücum hattında Trabzonspor'un sıkıntı yaşayıp yaşamayacağını aslında merak ediyorduk. E, siz de maç önü yayınlarınızda e, sıkıntı yaşanmayacağına dair görüşler paylaşmışsınız aslında. E, 90 dakikayı nasıl değerlendirirsiniz hoca? Galatasaray çok bireysel oyunu ayırmamak gerekiyor. Evet Can yani dünkü maçta skor üreten oyuncuydu. E, belki o bölgede en hareketli oyuncuydu. Yani Ekuban Vakemen'in e, hatta ilk kere Yusuf'un da e, oyun enerjisine baktığımız zaman daha çok orada e, arayış içerisinde olan zaten yapı gereği çok gezen bir oyuncu e, yani çok istediği pozisyonları e, bulamamasına rağmen yine oyun içerisinde hep e, skor üretmek için bir çaba içerisindeydi tabi dediğim gibi bakış olmayınca orada sanki skor birazcık ondan gelecek diye e, artık bekledik ben Ekuban'ı biraz daha e, ona yakın olarak veya e, pozisyon bulma adına daha çalışkan gör, e, bekliyordum ama biraz canın üzerine kaldı yük. E, yani oyunu genelde tabii ki e, uzun zamanda kazanamayan e, bir Trabzonspor var. Tabii ki bu kazanamamak hiçbir zaman kötü oyunla beraber aynı paralelde gitmedi. İyi oyun, kazanamayan gelmeyen skorlar vardı. E, son 5 haftalık e, beraberlik e, periyodunda. E, tabii ki dün bunu e, en azından e, değiştirmek e, büyük bir moraldi. E, aslında iyi gibi bakıldığı zaman Ceyda yani son haftalara gelmek, geldiğimiz bu dönemlerde oyun performansını yukarıya çekmek yani bir takımın e, bence en büyük değeri ki Trabzonspor yani bu anlamda bence şu an ligin en üstüne yazılabilecek takımlardan biri olduğunu düşünüyorum. Abdullahcı da hep aynı şeyi söylüyor. Zaten Trabzonspor genelde e, oyun düzeninden e, hiçbir zaman bozulmadı. Yani eğer bir tabir vardı takımın dağıldığı bölümler ama Trabzonsporun dağıldığı bölümleri e, ben Abdullah Hoca'da çok fazla görmedim. Yani o yüzden bu gelecek adına bence en azından bir planlama adına e, ben de çok değerli olduğunu e, düşünüyorum. E, dün çok taktiksel bir oyun vardı. Yani Karagümrük takımının oyun yapısında. Yani topla çok oynama, topa sahip olma özellikle merkezlerin ucunu çok e, önemsiyorlardı. Yani oyunun yapılarında o vardı. Yani Trabzonspor çok fazla bu anlamda e, ben topla oynamayı e, düşünüp e, oyunu benim kontrolümde olmasından daha ziyade yani Karagümrük'ün e, top oyununa serbest bıraktı, merkezi kapattı, e, çok fazla en azından orta saha bölgesine rakibi yanaştırmadım. Da oyunu büyük bir bölümünde oldu. Dediğim gibi Trabzonspor'un önünde 3 tane oyuncusu. Oyunun skorunu her an değiştirebilecek bireysel yapıları var. Ki dün de biraz böyle oldu. ben düşünüyorum. Ama genel anlamda kazanılmış bir moral olduğunu ben düşünüyorum. Dünkü galibiyetin. Hocam kısa kısa aynı zamanda bireysel performansları da konuşalım. Berat'ın performansını sormak istiyorum. Dün sergilemiş olduğu e performansla Berat e, bu takımda kalırsa ve bu performansını devam ettirirse e, çok çok iyi yerlere gelebileceğini sinyallerini verdi diye düşünüyorum. Siz nasıl değerlendirirsiniz bir teknik adam olarak? Aynı zamanda Edgariye sakatlanarak oyundan çıktı. ikinci yarıda yerine Hüseyiniye bıraktı. E Hugo Hüseyini ikilisi hakkında da görüşünüzü sormak istiyorum. Berat'la ilgili tabii ki be beklenti çok yüksek. Yani e, Berat'ın tabii ki performansı birazcık açık olsun yanındaki partnerler de çok alakalı. Yani şu an Baker-Berat ikilisi bence sanki e, şu anki performansları e, yani ligin seyirinin büyük bir bölümünde bu performanslar olsalardı bence orada oyun çok daha farklılaşacaktı. E, yani o yüzden e, ben Berat'ın Trabzonspor adına gelecek e, yıllardaki katkısını e, çok önemsiyorum. E, takımla gelişebilecek bir oyuncu. Yani çok bireysel bir oyuncu değil. Takımın bütünlüğüyle takım oyunu içerisinde kalan bir oyuncu. Yani o yüzden e, Abdullah Hoca'nın bu anlamda e, bence keyif aldığı oyunculardan bir tanesi olacağını ben düşünüyorum. Her geçen gün birazcık daha takıma alışıyor. Birazcık daha içerideki oyunun temposuna alışıyor. Ben fiziksel anlamda muhakkak gelecek ilk kamp döneminden sonra çok daha farklılaşacağını ben düşünüyorum. O bölgede birazcık daha atletik yapısını geliştirirse bence oyuna da çok katkı yapacağını bekliyorum. Trabzonspor için çok değerli bir oyuncu. Edgar Hüseyin değişikliğinde yani Hüseyin Trabzonspor'un bakıldığı zaman gerçekten çok... Ee, çok özel oyuncularından bir tanesi. Ee, yani saha içerisinde yani oyunun hangi dakikasında oyuna girerse veya oyunun bütününde oyunda kaldığı süre içerisinde hep doğru işler yapmaya çalışan, yanındaki partner kim olursa olsun hep kendi oyununu kendi performansını hep yakalayan bir oyuncu. Yani o bölgede e, Hüseyin'i de katarsak dört stoper olarak Trabzonspor'un çok problem yaşamadığı bir bölge olarak gelecek yıl planlaması içerisinde kalacaklar diye ben bekliyorum. Son olarak bir dakikamız kalmışken hocam bizde tabii Uğurcan Çakır'ın performansı artık Uğurcan Çakır'ın performansını her hafta konuşuyoruz ama bu performans belki de onun sezon sonunda Avrupa'ya yollayacak. Trabzonspor bir gelir elde edecek Uğurcan'ın transferinde. E, neler söylersiniz? Yani e, gelir elde etmek isterse Trabzonspor tabii ki e, göndermeyi düşünecektir. Yani e, ama e, bilmiyorum ya tabii ki hayır bende kalacak ben yani şampiyonluk yarışının en güçlü adayı olacağım düşüncesinde olursa hiç göndermek gibi bir niyetleri olacağını tahmin etmiyorum ama Uğurcan'ın kendi bir söylemi var. Trabzonspor benden eğer yüksek bir para kazanacaksa Trabzonspor'dan ben de ayrılmayı isterim ama yani Trabzonspor'a çok katkı yapacak bir rakam gelmedikten sonra ben Trabzon'u terk etmek istemem evet. gibi kendi bir söylemi var. Ee, yani bence bu da çok güzel ve duygusal bir konuşma. Ama planlamanın içerisinde tabii ki sanki şu son haftalara bakıldığı zaman bir satış e, görünüyor gibi. E, Kazanç ne olur? Bu bence çok çok daha önemli. Yani vermiş olduğu evet. hizmet inşallah daha da uzun süre verir. herkes teşekkür edecek olduğu bir oyuncu.